Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size pull-up ve pull-down dirençlerini anlatmaya çalışacağım. Bir devre kurduk. Önceki Arduino derslerimizde bu devremiz mevcut. Butonla LED'in çalıştırılma devresiydi bu. Burada bir adet butonum var. 10K'lık bir direncim var. Bir adet LED'im, 330 ohmluk bir direncim. Ve burada iki adet jumper kabloyla dijital 2 ve 3'e bağlanmış durumda. Şu anda butonum dijital 3'te, LED'im ise dijital 2'de. Kodlarını inceledikten sonra size hemen burada devre üzerinden pull up ve pull down dirençlerini anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen bilgisayarım üstünden kodlarımıza bakalım. Devre şemamız bu şekildeydi. Bağlantılarımızı breakboard üstünde gerçekleştirdikten sonra hemen şöyle kodlarımızı inceleyelim. Daha önceki yaptığımız bir uygulamaydı bu. Burada değişkenlerimizi tanımlamıştık, pin modlarımızı tanımlamıştık ve butona basma durumunu buton durumuna atayıp burada butona basıldığı zaman high olduğunda LED'in yanmasını, basılmadığı zaman da low olmasını yani sönmesini sağlamıştık. Hemen devremize dönelim ve oranın üstünden anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar devremiz üzerinden anlatmaya devam edelim şimdi. Gördüğünüz gibi buradaki direncimiz 10K'lık direncimiz. Eksi pininde, diğeri ise artı pininde yani 5 voltta. Eksi pininde direncimiz eksi pinine bağlı olduğu zaman pull down direnci oluyor buna. Şayet biz bu direnci 5 volta bağlamış olsaydık, burayı da GND'ye bağlamış olsaydık, bu da pull up olacaktı. Pull down'da butonu bastığımız anda burada sinyalimiz lojik 1 oluşturuyor. Elimizi çektiğimiz zaman lojik 0 gidiyor. Buradaki kodlamamız da lojik 1 olduğunda LED'in yanması şeklinde olduğu için bakın bastığım anda lojik 1 olduğu için sinyalimiz lojik 1 olduğu için gördüğünüz gibi LED'imiz çalışıyor. Elimi çektiğim anda lojik 0 olduğu için de buradaki ne oluyor? LED'imiz sönüyor. Şu an bu pull down direncidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastığım zaman LED'im çalışıyor. Elimi çektiğimde LED'im sönüyor. Bunu bir de pull up haline getirelim. Buradaki direnci arkadaşlar 5 volta takıyorum. 5 volta taktım. Buradakini de, buradaki pinimizi de eksiye taktık. Gördüğünüz gibi burada pull up'ta lojik 1 oluşturuyor. Butona basmadığım halde lojik 1'dir. Sürekli buraya sinyali iletiyor. Bastığım anda lojik 0 olacağı için burada LED'imiz sönüyor. Bakın bastığım anda lojik 0 olduğu için burada LED'im de sönmüş oluyor. Tekrar elimi çektiğimde pull up direnci olduğu için ne yapıyor? Şu anda lojik 1 yani sinyali burada 1 olarak ürettiğinden dolayı LED'im çalışıyor. Buradaki direncimiz minimum bu sistemin kararlı çalışabilmesi için 4.7 kilo ohm ile 10 kilo ohm arasında olmalıdır. Aksi takdirde eğer biz burada direnci kullanmasak ne olur? Direnci kullanmasanız sisteminiz hiçbir zaman kararlı çalışmayacaktır. Bu sistemi kullanabilmeniz için mutlaka direnci kullanmanız gerekiyor. 4.7 kilo ohm ile 10 kilo ohm arasında bağlantıyı gerçekleştirirseniz sorunsuz bir devre kurmuş olursunuz. Eğer 10 kilo ohmdan daha yüksek değerlerde olursa bu sefer gene sistemimiz kararsız çalışacağı için gene çeşitli problemlere sebep olacaktır. Özetlememiz gerekirse arkadaşlar direncimiz eğer GND'ye bağlı olursa yani katota bağlı olursa bu pull down direnci oluyor. Eğer 5 volta bağlı olursa bu da pull up direnci oluyor. Aralarındaki fark lojik 1 ve lojik 0 üretmeleri. Pull down ve pull up dirençleri de bu şekildeydi. Başka derslerde tekrar görüşmek üzere.